Fransa'nın Nantes kentinde 15. yüzyılda inşa edilen Nantes Katedrali'nde çıkan yangın sonucu Fransız yetkililer kundaklama soruşturması başlattı. Fransa'nın Nantes kentinde 15. yüzyılda inşa edilen Nantes Katedrali'nde çıkan yangın sonucu değerli eserler, büyük ork ve vitray pencereler hasar gördü. Fransız yetkililer kundaklama soruşturması başlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Notre Dame'dan sonra Nantes'ın kalbindeki Saint-Pierre Saint-Paul Katedrali alevler arasında kaldı. Tarihi katedrali kurtarmak için tüm riskleri göze alan itfaiyecilerimizi yürekten destekliyoruz ifadelerine yer verdi. Yüzden fazla itfaiyecinin görev aldığı yangın 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Nantes savcısı Pierre Sens, yangının 3 ayrı noktadan başladığının tespit edilmesinin ardından kundaklama soruşturması başlattı. Nantes Belediye Başkanı Johanna Roland ise, "Burada herkes üzüntü içinde, çünkü katedral tarihimizin önemli bir parçası," dedi. Tarihi katedralde çıkan yangınla ilgili Ruandalı bir mültecinin gözaltına alındığı açıklandı.